Bütün paraları döktük bunlara. Çocukları aldığımız neyse de kendimizi almayan mıydık? Çok oldu bunlar, çok. Ya ne zamandır doğru dürüst üstümüze başımıza bir şey mi aldık sanki? Ne olacak? Güle güle giy Beder. Hey madem bakalım. Beder, diyorum ki şöyle akşama da hazırlığını yapsan da güzel bir sofra kursak. Gene ne geçiyor aklından Celil? Diyorum ki sırayla Boran'ı da çağıralım. Şöyle hep beraber güzel bir yemek yiyelim ya. Taşındığımızdan beri onları bir kere bile daha çağırmadık doğru dürüst değil mi? Hakikaten. Bak bunu çok iyi düşündün işte. Evet. Ne zamandır bir araya gelemiyorduk bir ağız tadıyla. Arayayım mı şimdi? He haydi ara. Efendim baba. Sıra kızım. Akşama işiniz var mı? Yok, niye? Vallahi akşama sizi yemeğe çağırıyoruz. Tamam oldu. Geliriz baba. Tamam kızım. Görüşürüz. Bir şurada var. Bir de bir tane eksik vardı. Nerede o? Ayrı. İyi akşamlar. Mine Hanım. Rica etsem şunlardan iki tane fotokopi alabilir miyim? Tabii Esma Hanım. Teşekkürler. Tamam. Daha sonra devam ederiz sizinle. Teşekkürler. Mehmet Ağa'nın düşmanlığı sadece sana değil, bana da. Korkusundan kimse de bir şey diyemiyor. Yaptıklarına herkes göz yumar olmuş. Nerede peki şimdi? Mardin'e gittim, yoktu orada. Abim sağ olsun bir lafı vardır. Etrafa korku salanın asıl kendisi korku içinde yaşar der. Yani anladığım o ki Mehmet Ağa'nın da başkaca bir korkusu vardır. O da sensin yani. Aşiret içinde huzursuzluk yaratmaktan da geri kalmıyor. Yusuf'u bilirsin, geldi bana sığındı. Kan davası girmiş Veli ile aralarında. Sorumlusu da Mehmet Ağa'ymış. Sadece aşiret içinde olsa iyi. Oğlu da İstanbul'da. Sesi soluğu çıkmıyor ama belli de olmaz. Amca, ağam olarak senden bir isteğim olacak. Tabii, buyur. Veli ve Yusuf'u barıştırmanı istiyorum. Hele şu meseleyi baştan bir anlat bana. Esma Hanım'ı gördün mü Sevim? Yo, odasında değil mi? Allah Allah, buradaydı biraz önce ama. Efendim? Tamam, geliyorum hemen. Nasıl geçti okul? İyiydi. Her zamanki gibi. Bana kızgın mısın hala? Sence? Neden peki? Yaptığın doğru değildi. Bana sormadan benim hakkımda kararlar alıp uygulayamazsın. Haklısın. Ben yaptığımı senin için doğru olduğuna inanıyordum. Ama değildi işte. Kolay gelsin. Geldin sabah. Nasıl geçti okuldaki ilk günün? İyi.
Ya ne olmuş buna böyle afra tafra? Okul başladı, iki kere derse girdi ya, keyfi kaçtı beyimizin. İyi, istiyorsan Mardin'e gönderirim kendisini. Yok Celil, sen de başlama hemen ha. Hırpo. Anne oldu. Ya kızım, biraz daha inceler Nadin. Bu böreği sen mi yaptın? Yok Celil, komşuları çağırdım, onlara yaptırttım. Nasıl gidiyor? İyi. Şey mi var? Yok. Adam burayı gözlüyor sandın mı? İyi. Buradasın değil mi? Buradayım. İki dakika içeri gideceğim. Git sen, tamam. Ben buradayım. Alo. Ne oldu? Aha. Tamam, ben hallederim. Ben hallederim, merak etme. Hayır, sen çıkma yerinde. Dediğim ya. Tamam. Tamam. Aranızdaki husumeti bilmekteyim. Buran'dan da dinledim. Sadece sizin değil, bizim de husumetlerimiz oldu. Kırgın düştük, konuşmadık. Hep kin güder olduk yakınımızdaki insana. Sizi bir araya getirmemizin sebebi de budur. Sorunu kendi aranızda çözüp konuşacaksınız. Çözeceğiz de Zinara. Bizden bir can almıştır. Benim birader de hapse düşmüştür. Aşirettekilerin yüzüne nasıl bakarım? Korkak derler bana. Aşiretin ağası benim Ali. Yüzün kara olmasın. Yiğitlik boş yere adam vurmak değildir. Bu işte Mehmet Ağa'nın parmağı olduğunu biliyoruz Veli. Yiğitlikten, yüzü karalıktan söz ediyorsun ama Mehmet Ağa'dan da korkuyorsun. Bu mu yiğitliğin seninle? Senin ağan benim Veli. Eğer sana bir zarar gelecekse benden bil. Artık himayemde olacaksın. Korumamda olacaksın. Sağ ol ağam. Yalnız Mehmet Ağa beni rahat bırakmaz ağam. Mehmet Ağa'nın ne faydası oldu sana? Katil olup hapse girsen arayıp soracağını mı sanıyorsun? Artık düşmanlığınız bitmiştir. Bundan sonra bir sorun olduğunda gelip benim kapımı çalacaksınız. Yazıklar olsun sana. Ben de adamdan saydım. Babama dedim ki bu Veli bildiğin adamlardan değil, sözünleri. Ama sen ne yaptın? Gittin kanınla barıştın. Adam değilmişsin. Yıkıl karşımdan. Buyur. Ne oluyor Osman? Bu ne ses? Kusura kalma, işler yolunda değil. Hayrola? Zinara, bu Veli kafasızıyla gitmiş kanlısını barıştırmış. O seni alakadar etmez. Sen kendi meselene bak. Doğru dersin ağam da. Boran Ağa'ya birileri haber uçurmuş. Sıla'nın etrafında ordular dolaşır oldu. O kadarını sen bileceksin Osman. Bana netice lazım. Sen merak etme ağam. Ben bir yolunu bulacağım. Ne yapacağım, edeceğim, bulacağım. Ya beder ne oldu yemekler? Acımızdan öldük. Tamam tamam, geldik işte. Ver Celil tabağını. Neler yapmışsın anneciğine? Yaptık kızım işte bir şeyler. Kuzularım da yardım etti sağ olsunlar. Yalan bir kere. Dilan hiç yardım etmedi size. Beder. Sıla, sandalyeyi aldım. Yok bir şey miyorum. Korkmayın. Öğlen yediğim bir şey dokundu herhalde.
İç anam, iç. Doktor arayacağım ben. İyi değilsin sen. Yok. Üşütmüştür. Geçer şimdi. Ben kolonya getireyim. Geçti, geçti. Zulüm merak etme. Geçti bile. Bak, suyu içince iyice iyileşti. Neden? İyisin değil mi? Heh, iyiyim canım. İyi, iyi. Kopla. Kopla ona. Bileklerine, bileklerine. Ana iyisin değil. İyi misin anne? Geçti yavrum, geçti. Korkmayın.